أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ آمين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ İlem Eyyühe Aziz Mesnevi Nuriye'den 10. Risale parçasından okuyoruz ve İlem Eyyühe Aziz insanı gaflete düşürtmekle Allah'a ubudiyetine mani olan cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmektir. Peki cüz'i nazarını, külli olmayan nazarını cüz'i şeylere hasretmektir. Peki ilginç bir şeyler söylüyor. Onu inşallah paragrafın bütününden anlamaya çalışalım inşallah. Evet, cüz'iyat içerisine düşüp cüz'ilere hasrı nazar eden, o cüz'i şeylerin esbaptan süduruna ihtimal verebilir. Evet, doğru, bu önemli, bunun üzerinde duralım. Ama başını kaldırıp nev'e ve umuma baktığı zaman edna bir cüz'inin işte bu problem. En büyük bir sebepten süduruna cevaz veremez. En büyük bir cüz'inin olmaz. Bu biraz Risale-i Nur'un mantığına aykırı. Ve şimdi hep beraber ciddi düşünelim. Burada edna bir cüz'inin belki ama edna bir cüz'inin, belki paragrafın içerisinde öyle olabilir ama biz öyle anlamayacağız bu cüz'iyi. Burada cüz'ün en büyük bir sebepten süduruna cevaz veremez. Mesela, evet bizim açımızdan konuşuyor. Cüz'i rızkını bazı esbaba isnat edebilir. Fakat menşe-i rızık olan arzın kış mevsiminde kupkuru kıraç olduğuna, bahar mevsiminde rızıkla dolu olduğuna baktığı vakit, arzı ihya etmekle büyük zevil hayatın rızıklarını veren Allah'tan maada kendi rızkını verecek bir şey bulunmadığına kanaati hasıl olur. Ve keza evindeki küçük bir ışığı veya kalbinde bulunan küçük bir nuru bazı esbaba isnat edebilir. Ama o ışığın şemsin ziyasıyla o nurun da menbaul envarın nuruyla muttasıf olduğuna vakıf olduğun zaman anlarsın ki kalıbını ışıklandıran, kalbini tenvir eden, ancak leyl ve neharı birbirine kalp eden Fatır-ı Hakim'dir. Bunu ayeti kerimenin kelimelerini kullandığını fark ediyoruz inşallah. Peki, devam edelim. Ve keza senin vücudunun zuhur ve vuzuhça Halık'ın vücuduna nispeti, Halık'ın vücuduna delalet edenlerin nispeti gibidir. Çünkü sen bir vecihle kendi vücuduna delalet ediyorsun ama Halık'ın vücuduna bütün mevcudat, bütün zerratıyla delalet ediyor. Öyleyse onun vücudu senin vücudundan
alemin zerratı adedince zuhur dereceleri vardır. Ve keza seni nefsini sevmeye sevk eden esbab, peki buraya girelim mi? Buraya girmeyelim. Olayı bir başka noktada değerlendirecek, oraya girmeyelim. Önce şu cüz'i ilişkisinden benim vücudum Halık'ın ilişkisine geçişini anlamaya çalışalım. Peki, hep beraber düşünelim inşallah. İyleme yühel aziz, insanı gaflete düşürtmekle Allah'a ubudiyetine mani olan cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmektir. Şimdi, burada her ne kadar açık canım, işte gaflete düşmeyeceğiz. Dolayısıyla Allah'a ubudiyetimize, Allah'a kulluk yapmamıza mani olan cüz'i nazarı, bizim cüz'i nazarı, tabii biz her şeyi göremiyoruz diye anlarız onu, cüz'i şeylere hasretmektir. Küçük parçacıklara o nazarı yalnızca onların içerisine boğmaktır. Peki efendim, bu cümle her ne kadar açık gibiyse de bana hiç öyle açık bir cümle gibi gelmedi. Size bilmiyorum nasıl geldi. Siz de buyurun kanaatlerinizi paylaşın. Bir defa gaflet ne demek? İnsanı gaflete düşürtmek mi? Gaflet ne demek? Bana bu konuda arkadaşlarımız, gaflet ne demek? Yani öyle yine ben şaka vari söylüyorum da aslında birazcık hakikati de var. Yani ne bileyim, camideki konuşmaları duyduk da oradan edindiğimiz bilgiyle gaflet, işte efendim namazı ihmal etmek falan diye konuşmayalım. Gaflet gerçekten ne demek? Gaflet nereden geliyor? Nasıl bir şey? Bu konuda hiç düşünen oldu mu? Düşündükten sonra. Gerçekten ben bu konuda gaflete düşmeyeceğim falan diyorum ama gerçekten ne diyorum? Ne demek gaflete düşmek? Uyanık olmak. Neyin uyanığı kardeşim? İnsanların hepsi uyanık. Beş kuruşluk bir menfaat için gör bak nasıl insanlar birbirlerini numara yapmak için. Nasıl hepsinin kafası çalışıyor? Bu ne demek bu gaflet? Bir arkadaşımız veya sizlerden bir Benim evet. Anladığım şekliyle mesela gaflet deyince hani bir şeyi bildiğini sanıp hiç sorgulamamak. Gaflet. Mesela bu böyledir. Tamam anladım sanıyorsun. Halbuki bilmiyorsun. Sorgulamayı da tenezzül etmiyorsun. Evet. Bu güzel bir yaklaşım. Neyi sorgulayacağız? Şimdi ondan önce şunu söyleyeyim. Rıza, Rabsizliğin adıdır gaflet demiş. Biz zaten Rabsizlik ne demek diye soruyoruz. Evet. Şimdi sizinki çok dikkat isteyen bir nokta. Sorgulamadan neyi sorgulayacağız? Neyi sorgulayacağız Vildan Hanım? Ya mesela buradaki hani paragrafın devamında verdiği örnek gibi mesela tek tek şeylere bakınca ne bileyim işte ağacı görüyorsun, meyveyi görüyorsun, meyve ağaçtan normal diyorsun, sorgulamıyorsun. Her zaman öyle. Yani sebeplerden burada mesela verdiği örnek. Hiçbir şey sorgulamıyoruz. Yani hayatı sorgulamıyoruz. Yani güneş doğuyor, gündüz oluyor, gece batıyor, işte yatıyoruz, kalkıyoruz. Hiçbir şey sorgulamıyoruz ki. Hani biliyormuş gibi yapıyor ama. Çok doğru söylüyorsun. Bu kadar da açık konuşulmaz. Ya. Hep biliyormuş gibi yapıyoruz ama gerçekten de bir şey bilmiyoruz. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Biliyormuş gibi yapıyoruz. Canım işte güneş diyoruz ya. Rüzgar esti diyoruz değil mi? Veya ben öyle hissettim diyorum falan. Evet. Bu çok önemli bir kilit noktası. Bunun üzerinde duralım. Biliyormuş gibi yapıyoruz ama aslında hiçbir şey. Gerçeklerin farkında değiliz. Bu önemli bir nokta. Gaflet demek ki bilmediği halde bilirmiş gibi davranmak.
peki bu bilmediği halde bilirmiş gibi davranmak ansiklopedik bilgiyle ilgili değil, değil mi? Ansiklopedik bilgi yani ne bileyim o Atlas Okyanusu diye herkes duymuş mesela. Atlas Okyanusu ha diyorum. Fakat Atlas Okyanusu ne gerçekten? Yani ismini ne görmüşüm, ne tecrübem var, ne büyüklüğünü hayalimde canlandırabiliyorum. Nothing. Ama ismini duymuşum. Bunlar hep doğru şeyler. Peki biraz daha devam edelim. Bunlar nereden geliyor? Nasıl kaynaklanıyor? Evet, Ebu Cebir de aşağı yukarı aynı doğrultuda siz cevabınızı düşünürken veya arkadaşların hepsi cevabını düşünürken Ebu Cehil de Ebu Cebir de aynı doğrultuda bir şeyler yazdığını hissediyorum. İnsana önemsiz gibi görünen işler insanı Allah'tan gafil kılıyor. Mesela ne demek bu Allah'tan gafil olmak? Bir de onu da şimdi dururken gaflet deyince birdenbire kendimizi bir önce bir gafleti tarif edelim. Allah'tan gafil kalıyor. Mesela her zaman yapıla gelen bir konuşma veya yemek yeme gibi sıradan işler insanı gerçekle yüzleşmekten alıkoyuyor. Nasılsa bilindik sıradan bir iş kisvesiyle bunu yapıyor. Aynı doğrultuda Kamuran Ali yazmış. Mevcudatın Allah'la olan bağını kurmamak. Evet, işte bu nasıl oluyor da biz ne gibi bir hataya düşüyoruz da mevcudatın Allah'la bağını kurmuyoruz? Burayı anlamak için galiba bu parçayı okuyoruz güzel. Yaratılmışlığını unutmak. Bu Emine Hanım kimse, yani mutlaka kardeşlerimizden birisi de Emine ismiyle gelen arkadaş. Bu biraz daha öze inen bir şey söyledi. Ben de Vildan Hanım'ı oraya çekmek istemiştim. Biliyormuş gibi dedik ya, biliyormuş gibi yapmak. Ama aslında bilmediğimiz halde bilmediğimizi bilmiyoruz. Problem, gaflet buradan geliyor. Bilmiyorum ki... Farkında değilim ki bir şeyi bilmiyorum fakat biliyorum zannediyorum. Bu çok güzel, doğru. Fakat ben biraz daha bu Emine ismiyle gelen arkadaşımızın söylediğine yaklaşmak istiyorum. Yaratılmışlığını unutmak, ihmal etmek. Yani kendimi biliyorum zannediyorum ama bilmiyorum. Gaflet insanın kendinde olan bir olay. Yani dışarıdaki herhangi bir bilgiye sahip olmamak demek değil. Sonuç itibariyle oraya götürür insanı. Kendisinin haricindeki olan bir olayı değerlendirmemeye götürür. Onun gerçeğini anlamamaya götürür. Ama dışarıdaki olan bir varlığın, olayın değerlendirilmesinde yanlış bir tavra girmenin adıdır gaflet. Dolayısıyla o yanlış tavır kendimizde olan bir olaydır. Kendimizde olan bir şey ise kendimizin yaratılmışlık gerçeğinin farkında olmamamız gafletin can damarını oluşturur. Ben Emine Hanım'ı hem tebrik ediyorum hem de yani güzel bir noktaya getirdi. Peki Fatma Hanım'ın yazdıklarını da okuyalım. Eşyayla yatay ilişki kurmak, dikey ilişkiyi kuramamak, eşyaya kendi adına bakmak. Evet güzel, doğru bunlar. Hepsi doğru. Söylenenlerin hepsi doğru. Ama eşyaya kendi adına neden bakmıyorum? Bende bir problem var da ondan. Yoksa eşya orada duruyor. Bir başkası kendi adına bakıyor, ben ise bir başkası kendi adına eşyaya kendi adına bakmıyor. Bir arkadaş dedi, dikey ilişki kurarak bakıyor dedi. Siz dediniz pardon, dikey yani yaratıcısı açısından bakıyor ama gafletin kaynağı yani eşyaya dikey ilişki yaratıcısıyla olan ilişkisi açısından bakmamanın nedeni benim kendi hakkımda
kendimdeki duygularım hakkındaki algılamamın yanlışlığından kaynaklanıyor ya da algılama ihtiyacı hissetmemekten kaynaklanıyor. Onun için yine Emine Hanım'ın dediği yere doğru gitmek istiyor benim kalbim. Ebu Cebir diyor ki bazen insan ben günah olan bir şey yapmıyorum ki diyerek çok fazla zamanını küçük dilimler halinde boş işlere harcayarak gaflete dalıyor. İşte biz gafleti anlamaya çalışıyoruz Ebu Cebir. Yukarıda iyi bir yaklaşım yapmıştın ama bilindik sıradan bir iş kisvesiyle. Evet, bu gaflet biraz Ebu Cehir hiç alınmak yok. Yani birbirimize diyeceğiz kardeşim bu basit bir yaklaşımdır diyeceğiz. Veya bu yüzeysel kahvedeki konuşan adamlar ya gaflete daldım 2 saatim boşa geçti diyorum. Bu gafletle uğraşmıyoruz biz. Bunun nedenini neden 2 saatimi veya 15 dakikamı canım haram mı işledim falan diyerek haklı çıkartmak suretiyle 15 dakikamı boşa harcamam gaflettir diyoruz ya. Bu boşa harcamamın nedeni ne? Neden boşa harcadım? Gaflete daldım. Ya kardeşim gafleti anlamak istiyorum ben. Gaflet nedir ki de ben 10 dakikamı, 15 dakikamı olması gerektiğini düşündüğüm şekilde kullanmıyorum. Tekrar Rıza yazdı. Parçalarda bağ kurma zor oluyor. Tevhide ulaşmak için tevhide ulaşmak hep problem oluyor. Kainatın önüme gelen Rabbin eliyle oluyordu ama kainattan önüme gelen Rabbin eliyle oluyordu ama elime geçince bakınca benim elim oluyor, oluveriyor. Peki şimdi fazla lafı uzatmadan Emine Hanım'ın dediği yere gelelim. Benim şahsen siz de kendi kanaatinizi muhafaza edin. Hayır. Yani ben böyle dedim. Bu ya, benimki doğru sizinki yanlış demek istemiyorum ya. Benim şahsen bu gaflet kelimesiyle bir problemim var. Yani birdenbire gaflete düştüm falan diye bir olaydan bahsediyoruz. Ama bu olay sonuçtur. Bu sonucun kaynağını anlamaya çalışıyorum. Ya çalıştığım zaman Emine Hanım'ın dediği meseleyi genişleterek birazcık genişleterek yaratılmışlığını unutmak bende bulunan duyguların kasıtlı olarak yaratıldığını dikkate almamak, onları geçiştirmek. Neden geçiştiriyorum? İnsan iradesi serbest. Gaflete düştüğümden geçiştirmiyorum. Bakın, onları geçiştirdiğim için gaflete düşüyorum. Gaflet dediğim olay vuku buluyor. İnsan iradesi serbest. Her şeyi buradan başlatacağız. İnsanın önünde her zaman 2 yol var. Ya kendisini konumuz itibariyle hemencecik geliyorum. Ben yapıldım görmüyor musun deyip ona göre bir analize tabi tutacak. Neden yapıldım, nereden yapıldım, kim yaptı, maksat ne olabilir ki gibi analiz yapacak. O tercihi yapacak ya da işte ben varım diyecek. Ve işte işime de gidiyorum, geliyorum neyse yapmam gereken bazı dünyevi işler var. Onlardan pek fedakarlık yapmayız. Çok nadir insan. Dünyevi işlerinden tembellik yapar. Dünyevi işleri ihmal etmek çok kötüdür biliyorsunuz değil mi? Dünyada nasibini de unutma. Ha. Ama ahirete gelince geçiştir. Cuma'dan cumaya hutbeye git, yarı uykulu, yarı dinle neyse. Orada söylenen bir şeyler vardır. Ne kadar gerçek bilmiyoruz. Öyle bir şeyler dini nasihat adı altında kültürle karışık bir şeyler anlatırlar. Onları dinle, din bundan ibaret. Niye? Cuma'mı kaçırmıyorum ya da namazlarımı kılıyorum. Niye namaz kıldığımın, Müslümanız canım namaz kılmayalım mı deyip geçiştiriyorum. Bütün bunların altında insanın kendisine verilmiş olan o duyguların verilmiş olduğunu, o duygular bana verir. 2,
veriliş maksadı ne olabilir acaba diye sorgulamayı tercih etmemendir. Böyle bir tercihte bulunmamaktır. İnsan kendini düşünse, o duyguların kendisine nereden geldiğini araştırsa kurtulur. Benim kanaatim böyle çok basit. Ben böyle çok basit bir şey. Ya nereden geldin? Bu duygu sana nereden verildi? Nereden olabilir? İşte Allah verdi deyip geçiştirme. Niye vermiş olabilir? Niye verdi ki? Senden ne istiyor? Bunları sorgula. Bunları sorguladın mı kurtulursun. Çok basit. Evet, çok basit. Bütün yapmadığımız şey bu. Ben şunu şöyle olsaydı diye istedim ama olmadı diyorum. Hiçbir zaman ben bu bir işin şu şekilde olmasını istedim, arz ettim. Şöyle olsaydı diye bekledim. Bu duygu nereden geldi bana? Niye var ki bende böyle bir duygu? Bunun bende bulunuş maksadına göre benim ne gibi bir şeyler, bir tercihlerde bulunmam lazım. Yani kendiniz hani meşhur hadis diye nakledilir ya, çok güzel bir söz olduğu için yani biz orada hadis midir değil midir diye konuşmanın bir alemi yok. İslam'a mal olmuş bir cümle, hakikatli bir cümle. Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen de ne yapacağını bilir. Evet. Nefsini bilen. Şimdi önce nefsini bilmezsen Rabbini bilemezsin. Bütün problem nefsi bilmekten. Yani kendini bilmekten. Hani nefis deyince hani şu nefsi emmare hep bir kötülükleri emreder diye anlamıyoruz. O konuya girmiyoruz. Kendini bilen. Nefis burada kendisi demek. İnsanın kendi varlığı demek. Her bir şeyin varlığı demek. Ama ben şuurlu bir varlık olduğum için ben bendeki olan özelliklerin de varlığının farkındayım. Mesela bir ağaç, ağaçtaki olan özelliklerinin farkında olacak şuur diye bir şeyden söz edemiyoruz. Onun için insanın pozisyonu çok farklı. Kendimizin gerçeğini, hakikatini düşünmeden dünya, çevremizle olan ilişki kurmanın adına ben gaflet diyorum. O benim tarifim. Yanlışıyla, doğrusuyla böyle. Yani dinle ilişki kurarım. Kendi gerçeğimden haberim yok. Dini faaliyetlerde bulunurum. İşte camiye yardım ederim. Dini kurumlara, dini gruplara yardım ederim. Onların faaliyetlerine katkıda bulunmaya çalışırım. Ama kendim ben neyim, nesiyim bu alemde diye sorma. Demek ki o dini faaliyetlerimizin de dini dahi olsa, dünyada olsa, hani canım şimdi çalışmayalım mı, yani aç mı kalalım, çoluk çocuğu aç mı bırakalım veya evimiz pis mi olsun, temizlemeyelim mi demeyeceğiz. Ne yaparsan yap. Kendini bilmeden, kendini düşünmeden o yaptığın işe seni sevk eden faktörü kendi içinde. Neyin nesidir, bana ne mesajı veriyor bu gibi bir düşünceyle incelemeye tabi tutulmadan yaptığımız bütün işler gaflet işleridir. Namazım da gafletli olur, orucum da gafletli olur, dini gruplara veya faaliyetlere katılmam da gafletin sonucudur. Dünya ile ilişki kurmam da gafletin sonucudur. Hatta oturup yani din adına bile bir faaliyetle bulunsam, bir iş yapsam bile gafletle olur. Gafletten kurtulmanın yolunu ben şahsen insanın bizzat kendisini kendi içinde tahlil etmesiyle başlar diye anlıyorum. Bu benim anlayışım. Kabul edip etmemek size ait. Peki Kevser Hanım ne yazdı? Kendimizi hakikatimize, gerçeğimize kapattığımız anlara. Çok güzel, çok güzel maşallah. Bak bu kendimizi hakikatimize, gerçeğimize kapattığımız anlar. Ben bu cümleyi çok sevdim. Yani daha Emine Hanım'ın söylediğine biraz daha açıklık veriyor. Hakikatimize, gerçeğimize kapatmayı tercih edip kendi gerçeğimizle ilgilenmediğimiz zamanların hepsi gaflettir. O gaflet halinden çıkmış ne tür amel olursa olsun gafletle yapılmış bir şeydir, anlamsızdır. Yapmayalım mı desen zaten insan bilse yapmaz da.
Peki Ebu Cebir şöyle diyor, Türkçe'de şeytan ayrıntıda gezer anlamında bir söz var. Burada kesrete, cüz'iyata fazla dalmakla resmin bütünlüğünü ve ifade ettiği anlamı kaçırmakla söz ediliyor gibi geldi bana. Çünkü böyle yapılırsa sineğin gözüyle güneş arasında münasebet kurulmaz. Ses yok bu arada dedi. Öyle mi, ses duymuyor musunuz Ebu Cehir'e bir yardımcı olun. Siz de duymuyorsanız biz de duymuyoruz deyin. Duyuyorsanız biz duyuyoruz. Evet, o zaman teşekkür ederim arkadaşlar, verdi cevabı Ebu Cehir. Ebu Cebir. So, özür dilerim Ebu Cebir. So, Ebu Cebir arkadaşımız kendisini bir girip çıksa veya bir teknik bakımdan kontrol etse iyi olur. Efendim, Ebu Cebir konuyu parçanın içine çekti. Allah razı olsun. Peki bekliyoruz, hemen çıkacaksan hemen gelmeni bekliyoruz. Olayı takip ediyorsunuz madem. Peki efendim, bismillah. Ses geldi. Peki. Kapatamıyorum. Bir problem. Bu sefer bende teknik bir sorun oldu. Okey. Ne yapayım? Gitmiyor. Ha, şimdi gitti. Evet. Tevfik-i ilahi refiki olan adam... No. Hayır. Yanlış yere okuyorum. Bu arada Erkan Hoca, ben Ebu Cebir. Erkan Hocam hoş geldiniz. Ya her zaman anamızda Cebir matematik, Ebu Cebir matematikçi manasında kullanıyorsunuz. O zaman İbn-i Cebir koyun bari. Ebu Cebir de doğru, yani yaklaşık, ama İbn-i Cebir olsa matematikçinin çocuğu ya da matematik çocuğu demek olur. Yani de matematikçiyim demek gibi falan. Evet, hoş geldiniz. Ben aramızda. Evet. Peki Allah'a insanı gaflete düşürmekle Allah'a ubudiyetine mani olan. Şimdi Allah'a ubudiyetimize mani olan şey gaflete düşmekmiş. Ya olur mu? Hem gaflette olurum hem namaz kılarım. Yani şimdi namazımız %100 mükemmel olacak falan, o detaylara, onlara girmiyoruz. Biliyorsunuz onları. Onları geçtik, %100 böyle değil. Biz şimdi ubudiyet ile gaflet arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyoruz. Pratik örneklerde, yani %100 gafletten kurtulunca mı ubudiyet oluyor dersek, hayır, bir anımız ya gaflettedir ya ubudiyettedir. Bir anımız. O, yani temel kavramları konuşuyoruz. Allah'a ubudiyetine mani olan ama gaflete düşürerek bu işi yapabiliyor. O neyse, gaflete düştüğümüz zaman Allah'a ubudiyetimize mani oluyor. Allah ile bağ kurmamıza mani oluyor. Ebu Cebir bunu önceden söylediği için konu yani anlaşılacak inşallah. Cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmektir. Şimdi burada bir hem problem var hem problem yok. Problem yok, meselenin anlaşılması için konuşuluyor. Problem var, cüz'i diye bir şey yoktur. Bunu anlamamız lazım. Cüz'ü vardır, gerçekte cüz'i yoktur. Niye? Her cüz'ü yaratılışta. Bunu bir anlayalım önce. Yaratılışta bütün var, o bütünün parçaları var. Fakat her bir parça bütüne aittir, küllidir. Ama burada neden cüz'i nazarını dedi? Pratikteki kullanılan şekliyle cüz'ü halinde olan nazarını demek. Yani küllün bir parçası olan nazarını. Küllü kainat olarak düşünürsek, cüz'ü ise o kainattan benim kavrama kapasitemin içerisine düşmüş olan parça demektir. Ama pratikte insanlar cüz nazarı dediğin zaman Türkçe'ye de uymaz. Türkçe'de böyle bir şey konuşulmuyor, söylenilmiyor, böyle bir ifade tarzı yok. Ama cüz'i dediği zaman hepimiz ne yapacağız? Şöyle bir dikkat edeceğiz. Cüz'i diye bir şey yok ki diyeceğiz. Cüz'i demek çok yanlış bir şeydir demek. Yani yanlış bir yaklaşımdan başladık demek. Ama pratik
konuşmadaki dili kullanıyor. Biz öyle görüyoruz. Cüz'i zannediyoruz. Cüz'i. Neden cüz'i zannediyoruz? Gafletteyiz çünkü. Arkadaşların yazılarında vardı bu. Dikey ilişki kurmuyoruz. Yani yaratıcısıyla ilişki kurmuyoruz. Parçayı bütünüyle birlikte düşünmüyoruz. Parçayı bütününden bölerek, ayırarak düşünüyoruz. Hep bunlar gafletli halin alametleridir. Onun için böyle gaflete düşmüş bir adam nazarını cüz'i zanneder. Halbuki nazarı cüz'üdür. Cüz'ü ile cüz'i arasındaki farkı mutlaka anlayalım. Mesela diyelim ki benim gözüm bedenime göre cüz'üdür, bir parçadır. Ama gözüm cüz'i midir? Hayır, küllidir. Bütün vücudum, hatta bütün kainatla birlikte, beynimle, hayalimle, her şeyimle birlikte çalışan, onların bütün entegre sisteminin hepsini birden içeren bir bağlantı içinde vardır. Onun için hiçbir şey cüz'i değildir evrende. O, öyle bir atom bile tek başına, kendi başına elektronla birlikte olmaz. Başkalarıyla bağlantılı olarak elektron döner, nötronun özellikleri verilmiştir her şeyiyle. Yani kainatta hiçbir parçayı tek başına ele alıp çalışamazsınız. Bu modern bilimin en büyük sahtekarlığıdır. En temel sahtekarlığıdır. Bir şeyi cüz'ü olan bir şeyi külli özelliklerini kesmek suretiyle, çevresiyle bağını kesmek suretiyle laboratuvar şartlarına uydurup ilişkisini keser. Laboratuvar şartlarında böyle çıktı kardeşim der. Ama laboratuvar şartlarında o şeyin, o neyi çalışıyorsan, atom olabilir, partikül olabilir, herhangi bir parçacık olabilir veya bir insanın bir hücresi olabilir, her neyse, onu laboratuvar şartlarına sokup çevresiyle olan ilişkisi kesildiği zaman ne yapar diye çalışır. Çünkü kainatın çapında çalışamaz. Pratikte böyle bir çalışma tarzı doğrudur ama bunun teorisinde sanki ben hücreyi anladım diyor. Anlamadın ki kardeşim. Hücre şöyle şöyle yapıyor, gördüm diyor. Hayır, hücreyi cüz'ileştirdikten sonra hücre hakkında kanaat beyan ediyorsun. Halbuki hücre cüz'i değildir ki. Hücre bir küllün cüz'üdür. Külle ait, külli özellikleriyle çalışır. Hiçbir zaman hiçbir hücreyi cüz'i olarak çalışamazsın. Onun için senin laboratuvarda yaptığın incelemelerden genel geçer bir kural çıkaramazsın. Dolayısıyla bunu itiraf etmen lazım. Ben genel geçer bir kural çıkaramadığım için varlık alemi hakkında, işte bunlar tesadüfen oluşuyorlar, kendi kendine gelişiyorlar gibi cümleler kullanamam. Bunlar genel yargılardır. Genel yargılar ancak bir şeyin kül içerisindeki bağlantılarıyla birlikte, bir parçanın külli olan özellikleriyle birlikte analiz yapıldığı zaman çıkarılır. Burada da bu konu anlatılacak diye hissediyorum, anlıyorum. Parçayı cüz'i görmek, cüz'ü, cüz'i görmek gafletin sonucudur. Onun için cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmektir dedi. Çünkü öyle zannediyorum, gaflet halindeyim ya. Cüz'i nazarını cüz'i şeye sarf edersem, cüz'i şeylere sarf ettiğimi düşünürsem, o zaman gaflet içindeyim demektir. Yani bendeki özelliklerin, insani özelliklerimin tesadüfen bende oluşmuş olan şeyler, parçacıklar olarak görüyorum. Halbuki o parçalar küllidir. Yani bende herhangi bir duygu bütün kainatla birlikte ilişki kurmak üzere vardır. Hangi duygu, mesela diyelim ki ben evimi temizlemek istiyorum.
bu kainatla ilgili bir olay olduğunu bilmeden ben kardeşim işte ben evim pisliğinden rahatsız oldum, temizledim. Rahatsız olmak nereden geldi? Niçin sana verildi? Sen kendin mi uydurdun bunu? Kendin mi ürettin bunu? Nereden aldın rahatsız olma duygusunu? Bu rahatsız olma duygusu seni yapan tarafından verildi. Seni yapan ise seni bu duyguyu kainatla ilişkili olarak kullanmak üzere verdi. Yalnızca evini temiz tutmayacaksın ki kainatını da temiz tutacaksın, hayalini de temiz tutacaksın, ümitlerini de temiz tutacaksın, korkularını da temiz tutacaksın. Nedir bu ümidin, korkunun temiz tutulması? Bunları kainat çapında bir maksada yönelteceksin. Sana bunlar kainat çapında değerlendirilmek üzere verildi. Şu kainatı kim yaptıysa seni o kainatın bir parçası olarak, cüz'ü olarak o yaptı. Kainat çapında bağlantı içinde yaptı. Kainat çapında sen bir şeyin düzenli olmasını istiyorsan yıldızlar arasındaki düzeni de bu, peki bunlar niye düzenli ya diyeceksin. Atom içinde dünyasında, atom iç dünyasındaki düzeni niye bunlar düzen içinde diyorsun. Bir hayvanı incelediğin zaman hayvanın bütün organlarının birbiriyle ahenk halinde düzenli bir şekilde çalıştığını gördüğün zaman bunlar niçin düzenlidir diyorsun. Nereden aldın bunu? Sana külli bir özelliğe sahip olan düzenli olma duygusu bunları keşfetmen için verildi. Demek ki cüz'i görmenin, görme hastalığının cüz'i nazarı, cüz'i şeylere hasretmek gibi bir sonuca gitmenin nedeni benim kendi gerçeğimi anlama çalışmasında, gayretinde bulunmamamdan kaynaklanıyor. Kendini bilmeyen hiçbir şey bilmez arkadaşlar. Onun için sabah ilk kalktığımda benim, herkes kendisi için düşünsün, söylesin, yapsın neyse, kendisini ilgilendirir. İlk yapacağım iş, ben neyin nesiyim, ne arıyorum bu alemde? Şöyle olsun istiyorum, şunları yapayım diyorum, yoruluyorum, dinleniyorum. Şöyle olmadığı için üzülüyorum. İşte ya eşim şunu yapmadı, çocuklarım böyle yaptı, babam böyle yaptı. Neyse insanın yaşına, konumuna göre bir sürü duygular ağının içerisinde çalışıyoruz veya yaratılıyoruz, var ediliyoruz. Bütün bu duygularımızın hepsinin bunlar bana niçin verilmiş olabilir diye düşünmeden, tamam ben bunları yapacağım, ya bugün işe gitmem lazım dedim değil mi? Veya okulsam, öğrenciyim, okula gitmem lazım veya bir arkadaşa bir mail atmam lazım. Eskiden mektup atardık, şimdi artık mektuplar bitti. Mail atmam lazım, telefon etmem lazım, tekst atmam lazım dedim. Neye ya arkadaş üzülür şimdi dedim. Mesela neden bir kişinin üzülmesiyle ben ilgileniyorum diye sormadan bu işi yaparsa kahret. Ama efendim bayram tebriği gönderdim, işte bu mübarek bir gecenin tebriğini gönderdim dedin değil mi? Bunu, böyle bir şeyi neden yapma ihtiyacı hissediyorum? Bu ihtiyaç bana ne demeye geliyor diye sorgulamadıysam gaflet içinde yaptım. Manasız demek. Yani israf ettim kendimi demek. Ama efendim dini bir günü tebrik ettim. Cumanız mübarek olsun diye yazdım arkadaşa dedim. Mesela dini bir günü hatırlattım. Neden böyle bir şeyi hatırlatma duygu var sende? Bu nereden gelmiş? Bunu niçin yapıyorsun diye kendi içinde bir analize tabi tutmazsan kendini dinin zahirinde boğar gidersin. Bunun adına gaflet denir. Gaflet mutlaka yani ben kafirim diyen de olmaz. Herkes de olur. Ebu Cebir'in yazdığını okuyorum. Modern bilim cüz'iyatı sanki kendi varlığı içinde mutlak varlık gibi düşünerek incelediği için la ilahe ile çelişmektedir. Resimdeki bir ağaç yaprağını adeta büyüteç altına alıp ağacın bahçe içindeki anlamını örtmektedir. Teşekkür ederim açıklamanız için. Güzel. Güzel. Herhalde okudum arkadaşlar da anlaştı, gayet güzel anladınız. Geçelim o zaman. Evet. Cüz'iyat içerisine düşüp
cüz'ilere hasrı nazar eden, o cüz'i şeylerin esbaptan suduruna ihtimal verebilir. Ne yaptı? Bir cüz'ü cüz'ileştirdi. O zaman esbab, sebepler, o küçük şey, o cüz'i şeylerin esbaptan suduruna ihtimal verir. Neden? Çünkü aldım, çevresiyle ilişkisini kestim. Mesela bakayım şu örnek tutacak mı? Hücreye besin verdim, hücre büyüdü. Aa işte bak dedim, dedim ya ne kadar gerçek, bilim konuşuyor kardeşim. Hücreye besin verince hücre büyüyor, büyüyünce çoğalmasın gerçekleşiyor. Demek ki besin hücreyi büyütüyor ve çoğaltıyor. Ne kadar mantıklı değil mi? Ne kadar tutarlı görünüyor değil mi? Bu sahtekarlıktır. Bu doğrudan doğruya insanın gerçeğini reddetmek, varlığın gerçeğini reddetmektir. Neden? Çünkü o olayın gerçekleştiği o küçük ilişki ağı var ya, besin ve hücrenin beslenmesi, büyümesi veya ağaca su döktüm, canlanıverdi, gördün mü dedim değil mi? O canlanma bütün kainat çapındaki bir ağın sonucunda gerçekleşiyor. Sırf orada bir sudan ve suyu döktüğümüz çiçek diyelim, evimizde saksıda bir çiçek büyütüyorduk. Baya şöyle solmuş sararmış, sararıyor gibiydi. Hemen getirdim bir su döktüm. Suyu dökünce çiçek canlandı. Tabii Türk kültürüne göre konuşursak hanıma şuna bir su dök diye emrettim değil mi? Yani hanımlar o işleri yapar, erkekler yapmaz. Öyle bir kültürdeyiz işte. Ona su döktü, gerçekleşti. Gene olarak pardon çiçek canlandı. İşte bak su çiçeği canlandırıyor. Değil mi efendim? Peki sudaki özellikler, o canlanma fiilinin gerçekleştiği kainat çapındaki düzen, canlanmak demek ne demek? Bu kainatın kainat çapındaki o ilişki ağlarını koparırsanız mecburen kaçınılmaz olarak suyun çiçeği canlandırdığı sonucuna varırız ve kendimizi kandırırız. Ama başını kaldırıp nev'e, ya bütün çiçekler böyle bir ağın içinde yapılıyorlar ve umuma baktığı zaman, yani su var, çiçekler var, bitkiler var, oksijen var, güneş ışını var, yer çekimi var, hava basıncı var, sıcaklık, soğukluk diye bir olay var. Bunların hepsi tam mükemmel bir ahenk içerisinde, ta güneşin dönmesinden, galaksi sistemi içerisindeki güneş sisteminin hareketine varıncaya kadar, o galaksilerin birbiriyle olan ilişkisine varıncaya kadar bağlantılı bir entegre sistemin sen bir ucunu gördün. Bir ucu, yani bir, çok basit, hiçbir zaman hakikatta ilgisi yok da, bir saati alıyorsunuz, bir saati alıyor mesela. Bu saat örneği de doğru, yani hem eksik hem yanlış. Mesela bakıyorsunuz evinizde elektrik var, elektrik sistemi var. Siz elektrik anahtarını açıyorsunuz, ışık geliyor. Kapatıyorsunuz, ışık gidiyor. Eğer İşte bak, elektrik anahtarı ile lambanın ışık verme arasındaki ilişkiye indirgersek olayı, anahtar lambaya ışık verir olur. Ama o nereden geliyor? Oraya başka bir yerden ışık geliyor, elektrik geliyor. Elektrik nereden geliyor? Bir başka elektrik üretim merkezi var, oradan geliyor. Elektrik üretim merkezinde ne var? Elektrik üretim merkezi belli bir sistem içerisinde çalışır. O kabloya elektronları nakledecek bir enerji var. Bu enerji kendi kendine oluşmaz. O nakil
olma işlemi de kendi kendine oluşmaz. Neden bazı maddelerde nakil oluyor, bazılarında olmuyor? Bütün bunlar kainatın bütünü içerisinde tamamen tutarlı bir sistemin küçücük parçacıklarıdır, parçalarıdır. Hiçbir parça kendi başına, yani elektrik anahtarı elektrik üretmez veya bir kablo kendi kendine elektrik geçirmez. Kablo aptal, aklı yok, fikri yok, iradesi yok bir şey. O nasıl elektriği alıp da elektronlar birbirlerine enerji nakli yapacaklar? Yapmazlar ya, onlar öyle bir sistem içerisinde var edilmişler ki, öyle bir kabiliyette var edilmişler ki, kainatın tümünün içerisinde ahenkli bir şekilde yerini alıyorlar. Onun için gerçekten bir şeyin esbaptan sadır olduğuna, esbaptan çıkıp geldiğine, yani esbap aracılığıyla varlık kazandığına ihtimal vermenin altında cüz eşyaya cüz'i gözüyle bakmak yatıyor. Onun da altında insanın kendisinin özelliklerinin değerlendirmesini yapmadan ben buyum diye peşinen kabul edip işte gidiyorum kainatla ilişki kuruyorum, deney yapıyorum deyip geçmesi yatar. Peki devam edelim. Başka arkadaşlardan kanaatini belirtmek isteyen varsa lütfen buyursun. Çok güzel oluyor sizlerde ifade ettiğiniz zaman. Paylaşmak güzel. Ama başını kaldırıp nev'e ve umuma baktığı zaman edna bir cüz'inin en büyük bir sebepten sudûruna cevaz vermez. Cüz'i ne oldu şimdi? Buradaki edna bir cüz'i gerçekten o şey cüz'i olduğundan değil. Edna bir cüz'ün anlamında. Ya yazım hatası var ya da anlatımda böyle söylenir çünkü gaflet halindeyiz. Ondan kaynaklı. Yani muhatabın dili böyle de onun için böyle yazmış müellif. Edna bir cüz'ün, en küçük bir parçanın en büyük bir sebepten suduruna cevap veremez eğer başını kaldırıp nev'e ve umuma baktığı zaman. İnsan da kendi duygularını, insana verilmiş olan özellikleri, yalnızca kendi içinde bende böyle bir duygu var, bende böyle bir kabiliyet var demeden bu kainat çapındaki bir yaratılışın kainatla bağını kurma kabiliyeti bana verilmiş. Kainatla bağını kurma kabiliyetidir bendeki her bir kabiliyet. Ne olursa, konuşmak olur, görmek olur, düşünmek olur, korkmak olur, sevmek olur, heyecanlanmak olur, düşünüp bir sonuca ulaşmak olur. Bütün bunların hepsi kainatın tümü ile ilişki kurup değerlendirme yapabilmem içindir. Yani insanda hiçbir duygu cüz'i değildir. Her duygu insanın duygu ağının bir cüz'üdür ve fakat hiçbir duyguya, hiçbir cüz'e cüz'i, cüz'e ait diyemeyiz. Hepsi küllidir çünkü. Külle bakar. Efendim, herhalde bu meselenin anlaşıldığına kaniyim. Devam ediyorum. Mesela cüz'i rızkını bazı esbaba isnat edebilir. Cüz olan rızkını diyecek. Küçük bir parça. Mesela bir gün kahvaltıda biraz peynir, 3-5 tane zeytin yedim diyelim. Ne yaptık? Bu az bir şeyi, az gördüğümüz bir şeyi esbaba isnat edebilir. Çünkü ne yaptı? Lokalleştirerek baktı. Bakkala gittim veya şimdi kimse bakkala gitmiyor herhalde. Markete gittim veya alışveriş merkezine gittim. İşte şimdi
şimdi mabetler alışveriş merkezi oldu ya, herkes gerçekten ihtiyacımızı karşılıyoruz diye gidiyorlar alışveriş merkezlerine. İnsanın ihtiyacı midesini doldurmaktan mı ibaret? İnsan mideden ibaret olsaydı hayvan olurdu. Hayvan da yayılmaya gittiği zaman, çayıra çıktığı zaman midemi dolduruyorum der. Alışveriş merkezinde midemizi dolduracağımız şeyleri almak için gidiyoruz. Bizi yayılmaya giden hayvan gibi gitmek anlamında ihtiyacımızı karşılamak için gittik denir mi? İnsanın ihtiyacı kainat kadar geniştir. Alışveriş merkezinde sen hangi kainat kadar genişe açılan ihtiyacını tatmin edebilirsin? Yalnızca seni kandırırlar. Onun için aman ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere alışveriş merkezine gittik dün demeyin, kandırılmak üzere gittik diye farkına varmamız lazım. Evet, cüz'i rızkın işte alışveriş merkezinden gittim, bir kilo, yarım kilo neyse zeytin aldım vesaire. Sabah da onu yedim dediğin zaman işte zeytin benim karnımı doyurdu, benim rızkımı o karşılıyor diyebilirsiniz. Fakat menşe-i rızık olan arzın, yani o zeytin nereden geldi? Bakın hangi bağlamda zeytin yaratıldı? Senin bedeninde nasıl işliyor? Senin hücrelerine gerekli enerji, vitamin neyse, yani her ayrı özellikle yaratılmış. O özellikleriyle senin bedenle ilişkini nasıl kuruyor? Bunların hepsini kainat çapında değerlendirmezsek o zaman zeytin şöyle şöyle işe yarar deriz. Efendim zeytin iyi geliyormuş deriz. Şunu şöyle yapıyormuş deriz. Allah namazda aklımıza gelir eğer namaz kılıyorsak. Namaz kılmıyorsak Allah artık bayramdan bayrama herhalde. Veya hiç. Yani o öyle din olmaz. Ben öyle bir ibadet falan, ona ibadet falan denmez. Yani inşallah hiçbir işe yaramaz da demek için gerekçemiz yok ama öyle anlayış olmaz. Dini çok ucuza satın alıyoruz veya ucuza mal ediyoruz dini. Biz Müslüman doğduk, Müslümanız diye öyle olmaz. Müslüman doğup Müslüman kalınmaz. Türk doğarsın, Türk kalırsın, Türk ölürsün de Müslüman doğarsın ama Müslüman ölmeyebilirsin. Dikkat etmek lazım. Fakat menşe-i rızık olan arzın kış mevsiminin kupkuru kıraç olduğuna, bahar mevsiminde rızıkla dolu olduğuna baktığı vakit arzı ihya etmekle bütün zevil hayatın rızıklarını veren Allah'tan maada, yani bütün burada biraz İşi kestirmeden anlatmış. Çünkü konumuz o değil. Konu Allah nereden çıkarttın falan diye sormuyoruz. Ubudiyet anlayışımızı, Allah'a kul olma anlayışımızı nasıl gerçekleştireceğiz? Onun için konuya göre konuşuyor. Zevil hayatın rızıklarını kainatın sahibi ve var edicisi olan Allah'tan başka kendi rızkını verecek bir şey bulunmadığına kanaate hasıl olur. Ne zaman? Her bir cüz'ü küllileştirdiği zaman. Kül bağlamında değerlendirdiği zaman. Ve keza evindeki küçük bir ışığı veya kalbinde bulunan küçük bir nuru bazı esbaba isnat edebilir. Ama o ışığın şemsin ziyasıyla o nurun da menba'ul envarın nuruyla muttasıf olduğuna, menba'ul envar bütün nurların kaynağı, kainatta ya da kalbinde, kainatın aydınlanmasından tut, kainatın anlamlı hale gelmesi, senin için anlamlı olması haline varıncaya kadar bütün nurların kaynağıyla muttasıl olduğuna vakıf olduğun zaman bütün onlarla bağlantılı. Yani kainatı bir anlam
düğümü olarak veya anlam yumağı olarak yaratan, senin zeytinle olan ilişkini de o anlam yumağı içerisinde yaratmıştır. Onu, o zeytini yedim, benim ihtiyacım karşılandı dediğin zaman kainatın bağlamında bir olay gerçekleştiğini, kainatın sahibi kimse, bu olayın da sahibinin o olduğunu, kainatın düzenini zeytinin senin vücudunla olan ilişkisine varıncaya kadar bütün incelikleriyle beraber tanzim ettiğini anlamam gerekir. O zaman kalıbını ışıklandıran, yani bedenini ışıklandıran, kalbini tenvir eden, yani hem şu gözümün gördüğü ışığı yaratan, hem de duygularımı tatmin eden, olsun diye istediklerimin olmasını sağlayan, şöyle olsaydı daha güzel olurdu dediğim zaman, işte o olsaydıyı bana veren ve olsaydı güzel olurdu duygusuyla beni donatan kim ise, kalbim onu bulunca evet öyle olsaydı dedim, evet öyledir diye tatmine ulaşıyor. O da kalbini tenvir etmek oluyor. Yani insanın beklentilerinin gerçekleştiğinden emin olmasıdır. Efendim öldükten sonra gerçekleşecek. Hayır hayır, bu dünyada gerçekleşecek. Bu dünyada benim için gerçek olduğundan emin olacağım duygularımı, ruhumu böyle bir anlayışıyla karşılaştıracağım ki öldükten sonra o ruhum o anlayışına, o anlayışıma uygun bir bedene layık olsun. O beden cennet elbisesi olur, cehennem elbisesi olur. Hangi anlayışa layıksam o olur. Yani yeni yaratılış benim ruhumu eğiteceğim ona göre. Yani er iken, basit bir örnek ama, örnekte orduda er görevindeyken sana er elbisesi verirler. Onbaşı olunca onbaşı elbisesi verirler. General olsam general elbisesi verirler, araba verirler, hizmetçi verirler, yardımcı ekiplerin falan olur. Öyle değil mi efendim? Şimdi ben hangi makamda kainatın manasıyla ruhumu eğittiysem, diploma dereceme göre bana öyle elbise verilecek. Öyle bir makam verilecek. Cennet dediğimiz, cehennem dediğimiz olay o yeni yaratılışta, Kur'an'ın tarif ettiği yeni yaratılışta, yeni tür bir yaratılışta benim ruhuma layık bir elbise verilecek, ben veya vücut verilecek, o vücut verilmesi lazım. Çünkü ruhuma layık, yani adam general olmuş, hala er elbisesinin içerisinde tutuyor, er muamelesi görüyorlar, olmaz. İnsan diyor ki hayır böyle şey olmaz diyor. İşte bu duygu bana diyor ki senin yaratıcın, senin ruhunu terbiye ettiğin, hangi diplomayı almaya hak kazandıysa o diplomayı aldıktan sonra o makama gelince o makamın vücuduna giydirileceksin. Onun için burada kendini eğitmeden bedavadan cennette, yani herkesin kullandığı bir örnek, onu ululadığımdan falan değil de, tıp eğitimi görmeden doktor elbisesi giyeceğini düşünüyor. Hastanede doktorluk yapacağını zannediyor. Ya bu saf dillikten başka bir şey değil. Kendini kandırmaktan başka bir şey değil. Ruhunu doktor olma kabiliyetiyle geliştirmediysen seni hiçbir zaman doktor yapmazlar. Doktor elbisesi giydirtmezler. Giysen de sahtekar diye hapse atarlar. Hastanede sahtekarlık yaptı diye. Gidemezsin. Hastanede doktor olamazsın. Doktor eğitimini almadan. Olamayız. Onun için burada doktorluk eğitimini alacağım. O zaman bir dahi yaratılışta artık bu tanıdığım Rabbimi, tanıştırdığım ruhumla, o ruhumu eğittiğim kadarıyla buna layık bir yaratılış isteyeceğim Rabbimden. O yaratılışta da benim ebedi olan kaynağı tanıma özelliğim olacak. Ve onu yaşama özelliğim olacak. Algılama özelliğim olacak. Ben biliyorum bu kainatın
mutlak kudrete sahip bir yaratıcısı var ama fani olan dünya türü yaratılışından bir türlü bedenimi kurtaramıyorum. Gittikçe yaşlanıyor, gittikçe eskiyor, hastalanıyor vesaire. Ve lezzetler, bir lezzet alıyorum anında bitiyor. Yediğim anda gidiyor, bitiyor. Yerken alır gibi oluyorum, yuttuktan sonra gitti o lezzet. Hatırası kalıyor, ah diyorum, nerede o, gitti bak. Daha fazla yesem bu sefer kilo problemim olmaya başlıyor. Niye? Bu beden kainatın halikini tanıyan ruha hizmet edecek kabiliyette olmadığı için bu bedeni çıkarıp atmak lazım. Onun yerine yani er elbisesini atıp general olduysan general elbisesini iste ordudan, komutandan. De ki ben general oldum, general elbisesi isterim, general hizmetini yapacak eşyalar veya araçlar veya hizmetçiler isterim. Görevimi böyle yapmam lazım diye. Rabbul alemini tanımış bir ruhun hizmetçisi kainatın yaratılışında görev yapmış olan melekler onun hizmetçisi olacak. Rabbul aleminin çünkü artık tanıdı, onunla ilişki kuracak bir vücuda sahip olması lazım. Şu kainatın yaratılışındaki hikmet bize bu haberi veriyor. O zaman ben ölümden memnun oluyorum. Neye? Ya şu artık şu fani dünyanın fani ilişkilerinden bıktım. Baki ilişki istiyorum diyen bir ruha layık beden istiyorum demek. Çıkart bunu bundan, bana yeni elbise ver diyor ruhum. İşte haşir bunun için gerekli, ölüm bunun için gerekli. Ölüm bir kötü değil ya, o yani general olmuş bir insanın er elbisesini çıkart bunu sana general elbisesi vereceğiz dediği zaman ben elbisemi çıkartmak istemiyorum derse aptal derler o adama. Onun için yeni bir yaratılışa mutlaka için özlem duymamız lazım. Yeni bir yaratılış türüne. Şu Rabbul Alemin, şu her şeyiyle mutlak olan, bütün özellikleriyle mutlak olana muhatap olacağım ve onu algılayabileceğim. Ona vücuhun yevmezin nâziratun ilâ rabbihâ nâzira, o demek. Onu algılayabileceğim. Onun tecellilerine, ebedi, ezeli olan tecellilerine, baki olan tecellilerine muhatap olabilecek bir yaratılışa beni mazhar kıl dedirtmek için bir özlem içimizde var. Onun için ölmeyi ve haşrolmayı mümin seve seve ister. Kendini öldürürse katil olur. Yaratıcısından ister. Ne olur bu bedenimi değiştir. Ne olur bu bedenimi değiştir diye. Bu ruhun bedenini yalnız. Ama ruhunu eğitmemiş olan bir adam, eğer ruhu bu fani dünyaya göre ayarlanmış olan bedene, bedenin içerisinde o bedenle birlikte dünya ile fani olan özellikleriyle ilişki kuracak şekilde bırakmışsa, o kimse o bedeni bırakmak istemez. Onun için ölüm dediği zaman ödü kopar. Niye? Er elbisesini çıkartacaklar, onun yerine yok bir şey. Niye? Zaten hep erdi adam. Bu dünyanın şartlarında, fani dünyanın şartlarında fani hayat yaşadı. Her şeyi fena ile algıladı. O kişi elbisesini çıkartmak istememekte haklı. Çünkü tamamen kaybedecek. Yani orduyla onun ilişkisini kaybedecek. Yani burada askerlik yapma anlamında söylemiyorum. Onunla hiç ilgimiz yok. Yani bütüne ait olma özelliğini kaybedecek. Niye? Çünkü yalnızca o su var. Ruhumuzu kainatın halikı ve mutlak özelliklere sahip olan ile tanıştırdığımız zaman ölümü severiz. Halik'i tanımamış, kainatın malikini tanımamış bir adam kendi bedeninin malikini tanıyamaz. Veya kendi bedeninin malikini tanımayan kainatın malikini tanıyamaz. Ve o kişi ölmekten korkar. Çünkü kendine layık yeni bir elbise ihtiyacı hissetmiyor ki bu eski elbiseyi al bana yenisini ver desin. Çünkü onun yenisinin farkında değil. Eğitmemiş ruhunu. Onun için arkadaşım anlıyoruz hep beraber.
İman eğitimi, iman eğitimi dediğimiz ruhumuzu Rabbimizle tanıştırma eğitimini yaptığımız zaman inşallah kalbimiz tenvir eder. Kalbini tenvir eden ancak leyl ve neharı birbirine kalbeden Fatır Hakim'dir. Geceyi gündüze birbirine değiştiren senin kalbini tenvir edecek, aydınlanacaktır. Yani kainatın sahibi sana ancak muhatap olur ve seni tatmin eder. Peki, burada duralım mı? Evet, istersen şu paragrafı da okuyalım. Ondan sonra arkadaş duralım demiş. Evet ama şu paragraf bağlı okuyalım. Hızlıca okuyalım. Haklısınız, vakit doldu. Ve keza senin vücudunun zuhur ve vücuhça Halık'ın vücuduna nispeti, yani senin varlığın Halık'ın varlığına nispeti, ama zuhur ve vücuh vuzuhça açık. Yani sen ne kadar kendi vücudunun farkındasın, ne kadar kendi vücudunun farkındasın, sana ne kadar açık geliyor var olmak, bu büyük bir sorun. Var olduğumuzun farkında olmamız lazım. Bunun farkında oldukça Halık'ın vücuduna nispeti, yani o zaman senin varlığının farkında olursan, vücudunun farkında, beden değil burada, var olmanın farkında olursan, yaratıcının da var olmasının farkına varırsın. Bunun nispeti Halık'ın vücuduna delalet edenlerin nispeti gibidir. Yani senin vücudun kendisi kadar kendi varlığını sana haber verir, ama Halık'ın vücuduna onu söyleyecek galiba. Söyleyecek, oradan okuyalım. Çünkü sen bir vecihle kendi vücuduna delalet ediyorsun. İşte bak, ben varım diyorsun. Ama bu da çok önemli. Ben varım demek çok önemli bir cümledir. Ya biz yokuz demiyoruz. Kimse ben yokum demiyor, demez. Ne demek olduğunun bilincinde olduğumuzda insan, varlığının bilincinde olan insan kesinlikle Rabbinin varlığının bilincinde olur. Ama kendi varlığının bilincinde olmayan insan Rabbinin varlığının bilincine ulaşmaz. Yalnızca bu kainatın bir yaratıcısı olmalı der ve onun mantıken bir sonuçtur o. Ama bu sonuç onun vücudunun bizim tarafımızdan gerçekten tasdik edildiği, farkına varıldığı anlamına gelmez. Olmalı. Olmalı. Olmalı başka, beni yani vardır, var demek başka, ona da ferdiyet falan gibi isimler kullanılır. Fert olmasını anlamak kendi vücudunun farkında olmanın sonucunda gerçekleşir. Bu ayrı bir konu. Bak, buradaki söylediği senin varlığın senin varlığının farkında olduğun kadardır. Ama Halık'ın varlığı, sen bir vecihle kendi vücuduna delalet ediyorsun, ama Halık'ın vücuduna, bütün mevcudat, bütün zerratıyla delalet ediyor. Ona düşün, öyleyse onun vücudu senin vücudundan alemin zerratı adedince zuhur dereceleri vardır. Ap açık belli olur. Her bir şey, madem ben varım, o halde beni var eden var. Çünkü ben kendimi var ederim. Bu nereden başlıyor? Kim söyleyecek? Bu düşünce nereden başlar? Kendimin var olduğunun bilincinde olmaktan başlar. Kendimin var olduğunun bilincinde olmaktan başlar. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Kendimin var olduğunun bilincinde olan, bilincinde diyorum, ben yoğum demiyorum. Varlık ne? Beden olarak varlık ne, zihin olarak varlık ne, hislerim olarak var olmak ne demek, veya ben düşünüyorum demek ayrıdır. Düşünce diye bir olayın varlığının farkına varmak ayrıdır. Ben hayal ettim demek ayrıdır.
hayal etme diye bir olayın var. Bu olay nereden geldi? Bu olay mutlaka kendi kendini var edemez. Hiçbir şey kendi kendini var edemez. Mutlaka onu bir var eden var. Her bir olayın, her bir varlığın var olduğunun bilincinde olduğumuz kadar onları var edenin var olduğunun bilincinde oluruz. Allah'ın, şimdi bir Allah olması lazım gelir, olmalı demek ayrıdır. Kötü değildir bunların hiçbirisi. Yani anlamsız bir şekilde dini ibadet, dini bir şeyler yaptım diye kendini kandırma dedik diye yapmayalım anlamında konuşmadığımızı biliyorsunuz. Ama Allah olmalı, bir yaratıcı olmalı demek ayrıdır. Bir yaratıcının var olduğundan emin olmak ayrıdır. Bu emniyetin kaynağı kendimizin var olduğunun bilincinde olmamızda yatar. Bunu çok iyi anlayalım. Bu çok basit bir cümle değil. Burada da onu anlatıyor ve kendisinin varlığında, varlığının bilincinde olan insan için kainatın zerreleri adedince varlığından haber verdiği Halık'ın varlığının bilincine varırsın. Ama bütün iş kendimizde. Önce kendimizde. Peki efendim. Ya, arkadaşlarımızdan da yeter haber aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin rızaen lillah el fatiha.